Herkese yeni bir videodan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan selamlar arkadaşlar. Burada kaldım, hosteli hatırlayanlar çıkacaktır. Burada böyle ev gibi bir hostelde kalıyorum. Burası benim odam. Daha önce etajca burayı göstermiştim. Şöyle bir terasa çıkalım tekrardan. Bakar mısınız manzarama? 26. kattayız. Bayağı yüksek. Burada ben yalnızca 5,5 dolara kalıyorum dostlar günlük. Bayağı ucuz. Şurada hatta böyle mutfak bölümümüz de var. Şöyle göstereyim. Küçük bir hostel böyle gördüğünüz gibi. Şimdi buradan başka bir yere gideceğim dostlar. Bir arkadaşım yine 5,5 dolara aynı böyle bir binada kalıyor. Burası bir rezidans, içeride spor salonu, yüzme havuzu, her şey mevcut. Alt katta hatta marketler dahi var. Bir arkadaşım da aynı böyle bir binada, ancak çatısında, terasında sonsuzluk havuzu olan bir yerde kalıyor. Gideceğim ve size orayı göstereceğim. İnanılmaz bir manzarası var. Malezya çok çok ucuz bir yer. Muhtemelen başta da bunu yazmış olurum herhalde. 5-6 dolara böyle lüks hayat yaşayabiliyorsunuz resmen. Fazla uzatmayacağım. Haydi videoya geçelim dostlar. Şöyle bir geçelim. Kaldığım binayı göstereyim istiyorum. Daha önce bir videoda bu binayı göstermiştim ama bu videonun konsepti farklı olduğu için Malezya'daki fiyatlar ve ucuzluk hakkında çok konuşacağımız için tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle asansörümüzü çağıralım. Ve şöyle göstermek istiyorum dostlar. Burada bu şekilde camdan yapılma bir havuzumuz var. Tamamen binaların arasında. Çok güzel duruyor. Hemen şurada da bir spor salonumuz var. Bu arada şansıma da hiç kimse yok galiba. Şöyle rahat rahat göstereyim. Burada böyle büyüklüğü gayet yeterli, birkaç aletten oluşan bir spor salonu var. Ve ben burada sadece 5,5 dolara kalıyorum. Yani biliyor musunuz? İnanılmaz ucuz yani. Bakar mısınız şu binalara ya? Karşıdaki binanın da havuzu var. Bütün binalar böyle. Bu binada bu şekilde birçok farklı hostel bulunuyor. Ancak gideceğimiz bina komple otellerden ve hostellerden oluşan bir yer. Şimdi oraya doğru yola koyulacağım hızlıca. Burası da kaldığım binanın altı dostlar. Hemen burada bir süpermarketimiz, burada kafeteryamız, kapıda güvenliğimiz vesaire var. Direkt turnikelerden geçiyorsunuz. Şimdi burada Uber gibi bir uygulama var. Oradan bir taksi çağıracağım. Ardından da yola koyulacağız. Bakalım ne kadar tutacak. Yürüyerek gitsem bu mesafe 40 dakika, 45 dakika falan sürüyor. Otobüs veya metro ile yine uzun sürüyor. Bakalım Uber, daha doğrusu buranın Uber'i Grab ne kadar tutacak? Şöyle göstereyim dostlar. 9 ringgit karşılığında direkt olarak gidebiliyorsunuz. Ve galiba buldu. Evet, şu anda 9 ringgit karşılığında taksi geliyor. Yani 9 ringgit ne yapıyor dostlar? 2 dolar yalnızca. Şöyle gideceğimiz mesafeyi de göstereyim. 15 dakika 3.8 kilometreymiş. Bakın yürüyerek 37, otobüsle ise 35 dakika. Ben ise çok iyi bir fiyata taksiyle gidiyorum direkt. Bayağı uygun Malezya. Normalde mecbur kalmak için kullanmıyorum. Saat çok ilerledi. Ben de direkt dedim taksiyle gideyim bari. Ve şöyle şimdi Taksim'e bindim dostlar. Gidiyorum. 10-15 dakika sonra efsane bir yere ulaşacağız. Bu taksi olayı çok çok iyi. Grab uygulamasını Malezya'da mutlaka kullanın. Benzin ucuz olunca ülkede her yere böyle çok çok ucuza gidebiliyorsunuz. Bu arada kaldığım bölgeye de her yerde böyle rezidanslar var. Twin Towers'ta, yani ikiz kulelerde hemen şurada. Evet, sonunda gelebildim dostlar. Bir 10-15 dakika sürdü. Sonunda yetiştim yani. Sonunda vardım. Oğuz'u yakaladım burada. Türk arkadaşım nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şu an Bol'a çıkacağız. Bu hostelde kaç dolara kalıyordun? Bu hostelde 5 dolara kalıyorum. 25 lira gibi. 25 lira. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok ucuz. Ve şimdi birazdan göreceksiniz. Para. Aşırı iyi. Buraya kadar 2 dolara geldim. 5 dolara havuzlu bir hostel var burada. Havuza çıkacağız. Bakalım. Ortamı merak ediyorum. Şimdi sıkıntı şu. İçeri kaçak gireceğiz. Oğuz burada kalıyor. Ben kalmıyorum. Normalde dışarıdan giremiyorsunuz. Girer miyiz içeri? Sıkıntısız. İnşallah. İnşallah. Yakalırsak bir cezası, bir şey yok değil mi şimdi? Yok. Sıkıntı. İçeri girmeyelim Malezya'da. Hadi bakalım. Yukarıya kadar tamam. Burada güvenlik falan bir şey yok ama yukarıda bilmiyorum nasıl olacak. Bir de ben ayakkabıyla falan geldim. Hadi bakalım. Şimdi girmek için bekliyoruz burada. Güvenlik gelip kapıyı açacak. Hadi bakalım. Ve şu manzaraya bakar mısınız? Biraz gerildik. Kaçak girdik falan ama. Abi mükemmel ya. Harika gözüküyor şu manzara. Bakar mısınız şuraya?
Oğuz bizi gerdi ya gereksiz ya. Çekme çekme diyor, adam anlayacak. Giremeyeceğiz. Yolunda geldik abi. Şu Allah'tan sormadı. Allah. Şu manzarayı bir gösterir misin? Petronas koyları hemen şurada. Bütün Kuala Lumpur ayaklarımızın altında şu anda. Sonsuzluk havuzu dediğiniz böyle olur işte. Malezya'nın en güzel havuzu ya. Malezya'nın en güzel havuzu. Buraya akşam da gelebiliyoruz. Akşam manzarası çok güzel oluyor. Akşam daha iyi oluyor değil mi? Akşam daha iyi oluyor. Petronas Kulesi ışıkları böyle çok harika geliyor. Ben hala girebildiğime inanamıyorum ya şuraya. Dostlar, şuranın altı tamamen boş. Şu an olduğumuz yerin altı boşluk. Şuraya bakın abi. İnanılmaz ya. Altta bir rooftop daha var bu arada. Hostelin mi, barın mı bilmiyorum. Şuraya bakar mısınız? Muhteşem ya. Niye burada kalmıyorsun diye bana sorarsanız, ilk kez ben kaldım hosteleme yerleştim ve check-in saat 3'ten sonra yapılıyor burada. Yani yer değiştirmek demek bütün gününü kaybetmeniz demek. O yüzden yer değiştirmiyorum. Bu arada burada Özbek arkadaşlarımız var. Abi nasılsın? İyi abi. İyi misin abi? Utandılar kamerayı görünce. Ve şu havuza bakar mısınız dostlar? Mükemmel. 5 doları ancak bu kadar güzel kullanabilirsiniz yani. Şu manzaraya bakar mısınız? Şu biraz manzarayı bozuyor ama inanılmaz iyi yani. Oğuz'a vereyim kamerayı kanka. Şöyle yavaşça ıslanmadan. Aman sıkı tut. Suyun içindeyiz. Abi mükemmel bir yerdeyiz ya. Hani hep diyorsunuz ya, nasıl geziyorsunuz? Para nereden geliyor? Bakın 5 dolara dahi böyle bir yerde kalabiliyorsunuz. Yani öyle ekstra paralar harcamanıza gerek yok. Tabi burası ekstra bir örnek. Kuala Lumpur, Malezya'da böyle yerler çok fazla var. Ve aşırı ucuz. Ama genel olarak gezmek o kadar masraflı bir şey değil. Neyse eğlenelim biraz. Şimdi bayağı bir eğlendik burada. Bayağıdır buradayım yani, ayrılmadık buradan gelince dostlar. Acayip bir ortam var ya. Manzara, her şey o kadar güzel ki. Bakar mısınız şuraya? Yani umarım GoPro'da fazlasıyla belli oluyordur. Girdik, eğlendik, yüzdük ve gerçekten ayrılmak istemiyorsunuz buraya gelince. 5 dolar ya sadece şurada kalmanın bedeli. Hiçbir şey. Sadece şu havuz için de 5 dolar vermeye razı gelir zaten insan. Hani sorsanız herkes herhalde verir 5 dolar. Şu havuz için sadece. Şöyle göstereyim dostlar. Hava karardı. Şu manzaraya bakar mısınız? Bütün Kuala Lumpur ayaklarımızın altında şu anda. Karşımızda Petronas X kuleleri. Kaçak bir şekilde geldim buraya kadar. Fotoğrafçılar devam mı? Dur kanka. Bu arada Türk arkadaşımız da burada. Evet. Adın neydi? Asena ben. Asena ne zamandır geziyorsun? Yani 40 gün oldu benim. 40 gün oldu. İstifa ettim, yola çıktım. Süper. Biz de böyle eğleniyoruz işte. Çek. Çek beni. Ve herkese bir sonraki günden selamlar dostlar. Dün videoyu çok uzatmak istemedim. Orada havuzda eğlendim. Gayet güzel bir gün oldu. Hatta akşam da dışarı çıktım. Dışarısı çok güzeldi. Şimdi bugün burada Kuala Lumpur'un tek köyü olarak bilinen Kampung Bahru bölgesindeyim. Burası benim kaldığım yere çok yakınmış. Ancak dün Malezyalı bir arkadaşım gösterdi. Şöyle bir etrafı göstereyim. Görüyorsunuz gökdelenler, büyük yüksek binalar, metro, her yerde bunlar. Karşımızda hatta bir üniversite varmış. Ve hemen bu tarafta bir köy başlıyor. Malezya hükümeti bu köyü Kuala Lumpur'un en merkezi yerinde olduğu gibi bırakmış. Sebebi ise insanların geleneksel Malay hayatını görmeleriymiş. Yani insanların geleneksel Malay hayatını görmelerini istiyorlar. Bakın burada yerel restoranlar var. Burada yemek satışları gerçekleşiyor. Güne hazırlanıyorlar. Bakar mısınız? Bayağı böyle çeşme falan akıyor. Mutfaklar. Evler hep bu şekilde tahta evler. Geleneksel Malezya evleri. Bu bölgeyi öğrendiğim açıkçası çok çok sevindim. Çünkü insanların lokal hayatına şahit edebiliyorsunuz. Bakın. Tamamen lokal evler. Ve burası Petronas İkiz Kulelerine birkaç dakika mesafede olan bir yer. Hemen az ileride göreceğiz. Bir sokak var. Böyle tahta evler vesaire her yerde ve Petronas İkiz Kulelerinin tam karşıdan görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. İnsanların evleri burada bu şekilde. Bildiğiniz Kuala Lumpur'un ortasında bir köy hayatı yaşıyorlar. Malezya bayrağını da asmışlar. Şöyle direkt girdim ama random bir şekilde. İnşallah kimsenin bahçesine falan girmiyorumdur.
bakar mısınız? Yani çok güzel ya. Dün gece ben buraya görünce çok gezemedim. Bu kısımda açıkçası göremedim çok fazla. Şimdi gündüz gözüyle böyle insanları rahatsız etmeden görmeye ve göstermeye çalışıyorum. Bakın. Galiba şunun arkasında bir yerde benim kaldığım bina var. Heh, şu bina galiba benim kaldığım bina. Böyle 30-35 katlı bir yer. Ve burada bir hostelde kalıyorum. Ve hemen burası da bir köy dostlar. Çok ilginç ya. Yani her şeyi barındıran bir yer Kuala Lumpur. Ve zamanla keşfediyorum ben de. Bakın şurada muz ağaçları var zannedersem. Ekmişler. İnsanların bahçeleri, genel evleri, her şey burada bu şekilde. Bazı evler yıkılmaya başlamış artık. Bunların hepsi akşamları restoranta dönüyor. Bildiğiniz bu yerlerin hepsi turistik birer restoran halini alıyor. Orada son derece inançlı bir bölge burası. Yani nasıl ki Türkiye'de Sultanahmet gibi, Fatih gibi, Eyüp Sultan gibi İstanbul'da yerler vardır. Daha böyle geleneksel, inançlı yerler. Daha muhafazakar bölgeler daha doğrusu. Burada da böyle yerler var. Bakar mısınız? Kuala Lumpur'un ortasında şöyle bahçesi olan bir ev. Altı tamamen boş bir şekilde yapılmış evin. Artık ne sebeple bilmiyorum. Muhtemelen geleneksel Malezya mimarisini görüyoruz. İnanılmaz bir şey ya. Kuala Lumpur gibi bir şehirde bunu görmek. Bakın Arapça Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. İnançlı muhafazakar bölge olduğundan bahsetmiştim buranın. Geleneksel Malezya yemeklerini deneyebileceğiniz en güzel bölgelerden bir tanesi bu arada burası dostlar. Etrafta çok fazla bu şekilde restoran yer alıyor. Hello. Hello. What is that? Montegrat orga. Ağzına patıyor. Yabu. What is that? Rice. Rice. Later. Now I'm showing around later. Where are you from? Turkey. Turkey. Oh, Turkey. I'm from Indonesia. Indonesia? Okay, I like Indonesia. I went to Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi. Bali. Aceh. Okay, Aceh. Okay, Aceh. You Aceh, pergi ya. Aceh, Aceh. Anlamıyorum ki. Aceh. Aceh, what's Indonesia. Aceh? Indonesia. Indonesia. You're from Indonesia Aceh. Too? Yes. Oh, so Indonesia. Okay, terima kasih. From Rohingya. Turki Usmani. Osmani. Osmanlı. Osman Biladon. Osman Biladon. El Sultan. Görüşürüz. Sıcak insanlar ya. Malezyalılar ve Endonezyalılar aslen dostlar aynı ırktan geliyorlar. Yani aynı ırkın iki farklı versiyonu gibi bir şey olmuşlar. Türkiye, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan gibi falan düşünebilirsiniz. Azerbaycan kadar yakın değil bildiğim kadarıyla. Ama aynı ırktan geliyorlar köken olarak ve dilleri de çok benziyor. Bakın yine burada bir evin bahçesi. Burada çok fazla yaşayan Endonezyalı görebiliyorsunuz bu sebepten dolayı. Türkiye'yi de çok seviyorlar. Bakar mısınız şu sokağa dostlar? Çok tuhaf ya. Yani Malezya'da gibi hissettirmiyor. Sanki Malezya gibi ama Kuala Lumpur değil gibi, öyle söyleyeyim. Bakın yerel insanların seyyar satışı arabaları. Şurada arkada yerel evler. Etraf yemyeşil. Ve hemen şurada Petronas İkiz Kuleleri. Dibindesiniz Petronas İkiz Kuleleri'nin. Şurada bir yerde bir köprü var ve o köprüden direkt geçebiliyorsunuz. Pazar günü olduğundan zannedersem etraf inanılmaz sakin. Bakın şöyle göstereyim. Abiler galiba mısırları kesiyorlar. Selamünaleyküm. Vay. Bakın abi böyle mısırları ayıklıyor. Tarlasından toplamış, getirmiş anlaşılan. Akşam da burada bunları satacaklar büyük ihtimalle gece pazarında. İki farklı şekilde ayıklıyor böyle. Eyvallah. Bakın yine şöyle göstereyim. Burası normalde insanların evi. Burada yaşıyorlar. Akşamları da burayı restoranta çeviriyorlar. Şehrin ortasında böyle bir köy yer alınca, devlet böyle bir karar alınca haliyle burası son derece turistik bir yer olmuş. Ve sonrasında da insanlar böyle para kazanmanın yollarını bulmuşlar. Malezya son derece ucuz bir ülke. Zaten dün de bunu fazlasıyla gördünüz. Bugün de göreceksiniz dostlar. Ancak gelişen turizmle beraber, buraya gelen turistlerle birlikte fiyatları da belli bir standarda oturtmuşlar bu bölgede. Özellikle sürümden çok fazla kazanıyorlar. Bakın biraz daha gelişmiş evler bunlarda. Böyle bahçeli, daha güzel duran.
müstakil binalar, öyle söyleyeyim. Hepsinin önünde bahçesi var, garajı var ve Kuala Lumpur'un en merkezi yeri burası. Belki de en değerli arsaların, en değerli binaların olduğu yerdeyiz şu anda. Yani şu evler belki milyon dolarlardan başlıyordur şu anda. Çünkü başka hiçbir yer yok şehirde bu şekilde. Tek yani. Bakar mısınız? Bahçeleri var. Arabayı koyuyorlar o bahçeye. Ağaçları var bahçelerde. Bir metropolün, gökdelenler ormanının ortasında böyle ilginç bir yerdeyiz. Kuala Lumpur'un 2 milyona yakın ya da 2 milyonun üzerinde, tam güncel rakamları bulamadım, şehir nüfusu var. Bunun yanında 8 milyon da eyalet nüfusu var. Eyalet nüfusu ve şehir nüfusları sürekli birbirine karıştırılıyor gittiğim ülkelerde. Bu çok dikkatimi çekiyor. Çünkü bir şehrin nüfusunu aratmaya kalktığınızda şehrin adı genellikle eyaletin adıyla aynı olduğundan, o eyaletin en büyük şehrinin adı eyalete de verildiğinden bunlar karışabiliyor dostlar. Ancak Kuala Lumpur'un şehir merkezinin nüfusu 2 milyon. Eyaletin nüfusuysa 8 milyon civarı. Tabii ki Kuala Lumpur'un günlük nüfusu büyük bir ihtimalle 3-4 milyon, belki 5-6 milyonlara kadar çıkıyor. Çünkü herkes çalışmaya buraya, şehir merkezine geliyor. Ancak diğer büyük şehirlerle, metropollerle kıyaslayınca biraz daha sakin bir yer burası. Ve ben bu sakinliği seviyorum. Şu anda da pazar günü için muhtemelen en sakin bulabileceğim yerlerden bir tanesindeyim. Bu arada bakar mısınız şuraya? Tahta, eski bir Malezya evi. Önünde muz ağaçları, arkasında Petronas İkiz Kuleleri ve gökdelenler. Burayı özetleyen nitelikte bir manzara. Malezya bayrakları da neredeyse her evin dışına asılmış. Bu evde her yere doldurmuşlar böyle Malezya bayraklarını. Gururla dalgalandırıyorlar. Ve bu sokak dostlar buranın en turistik, en meşhur noktası. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Burası akşamları tıklım tıklım bir hal alıyor. Öyle ki park yeri bulmak neredeyse imkansız ve insanlar kendi arsalarını burada otoparklara çevirmişler. Hemen sağda, bakar mısınız, evinin bahçesinde otoparka çevirmiş birisi. Hello. Hola. Yes. How are you? I'm fine, thank you. Kampung Baru, right? Yes. Kampung Baru. Thank you, man. Thank you. Bakın başka bir otopark. Bu arada şurada da galiba canlı müzik yapan bir grup yer alıyor. Bakın o canlı müziğin önünde yerel bir restoran. Şöyle aradan göstereceğim size. İnsanlar burada bu şekilde yemeklerini istedikleri gibi dolduruyorlar ve sonrasında ne tutuyorsa fiyatını ödüyorlar dostlar. Böyle açık büfe usulü Malay restoranları var bu bölgede. Malezya mutfağı son derece zengin. Çok fazla yemek çeşitliliği var çünkü burada Hintliler yaşıyor, Çinliler yaşıyor, farklı Güneydoğu Asya ırkları yaşıyor. Bir ülkeye tabi olmayan ama kendi ırkı olan insanlar, Güneydoğu Asya ırkları burada nüfusun %10'unu oluşturuyor. Hal böyle olunca dostlar çok farklı yemek kombinasyonları bulabiliyorsunuz ve her fırsatta söylüyorum çok fazla Arap da yaşıyor burada. Bakın bu sokakta bile bir döner kebapçı, şavarmacı açmışlar ve bu şekilde satışını gerçekleştiriyorlar. Hello brother. Böyle çok fazla döner satan yer görebiliyorsunuz şehirde. Bakın hatta ne gördüm? Bizim Türk bayrağını ve Türk kahvesini de koymuşlar şöyle. Bir bardak Türk kahvesi 6 ringgitmiş yani 1,5 dolar gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. 1.25 sent falan. Bu arada tulumba da varmış dostlar. 12 tane tulumba 10 ringgit çok iyi abi. Şimdi böyle burada yerel bir restoranta geldim dostlar. Dün burada yemiştim. Bir bakacağım neler satıyorlar. Hello. Nasıl yemekler var? Ona göre siparişimi vereceğim. Şöyle bir göstereyim. Bakın. İstediğiniz seçebiliyorsunuz. Şöyle ciğer gibi bir şey var. Dün denemiştim. Tavuk çeşitleri, et çeşitleri. Birçok yemek satılıyor dostlar ve genel olarak satılan yemekler bayağı lezzetli. Şöyle dostlar, istediğiniz yemekten doldurabiliyorsunuz. Klasik tavakları var, ben ondan alacağım. Kurtulmuş balık, sos ve pilav. Bir yanında da yumurta veriyorlar. Bakalım.
Evet dostlar, her şeyden aldım. Bakın şöyle soslu bir tavuk, patates, haşlanmış yumurta, kurutulmuş balık, bir sos, yanında salatalık. Her şey var ve 14.70 tuttu dostlar. Ne yapıyor 14.70? 1 dolar 4.65. Yani yaklaşık 3 dolar, 3.20 dolar gibi bir şey yapıyor. Son derece uygun rakamlara böyle turistik yerde bile yemek yiyebiliyorsunuz. Bence harika bu fiyatlar. Şimdi yemeği de bir deneyeceğim. Evet, Furkan Göcet'le gurme serisi. Şu tadım zaten bizim klasiğimiz oldu artık dostlar, ama bunu tatmak lazım yani. Öyle bir tabak var ki önümde. Şu sos tatlı bir sos ama bunu bu şekilde pilavla beraber yiyorsunuz. Ve sos tatlı olduğundan yanında bu kurutulmuş balığı veriyorlar. Bu balık da inanılmaz tuzlu, birbirini dengeliyor. Bayağı iyi. Protein kaynağı direkt. Şu tavuğun sosunu deniyorum şimdi. Dostlar, yediğim en güzel soslardan ya. Şu sos var ya. Bunu Hintliler çok yapıyor. Daha doğrusu buna benzer şeyleri. Galiba onlardan gelmiş bu mutfağa. Malaylarla konuştuğumda bu bizim yemeğimiz diyorlar ama Hint yemeğine çok benziyor. Büyük ihtimalle arada olan etkileşimden ortaya çıkmış bir yemek. Ve tatlı sosla karıştırınca hepsini beraber yiyince çok güzel bir tat ortaya çıkıyor. Bu kumple benziyor. Çınır çıtır bir şey de kaplıyorlar. Galiba yumurta gibi. İçerisi patates ve kıyma var. Şöyle tadayım. Bayağı iyi. Patates püresi gibi böyle, içi o kadar güzel ki. Dışı kızarmış, içi de böyle püre. Çok lezzetli. Yani Malezya yemekleri genel olarak güzel dostlar. Ve şu tavuğu deneyeceğim şimdi. Bu arada Malezyalılar yemeklerini elle yiyor. Bildiğiniz bunların hepsini elleriyle yiyorlar. Ben alışamadım. Tavuğu elimle yiyebilirim ama bunları yiyemem açıkçası. Şöyle göstereyim. Tavuk bildiğimiz tavuk. Hatta çok böyle pişmemiş de. Ama sosu inanılmaz bir tat vermiş. Ben bayıldım açıkçası. Malezya'nın sosları çok meşhur yemeklerde. Ve bu soslar yediriyor. Bir de şu sofra yalnızca 3 dolar dostlar. Çok iyi. Yani şehrin en turistik yerlerinden bir tanesi de yiyorum şu anda. Bakın mesela Malezyalılar hemen yanımızda elle yiyorlar abi, bildiğiniz. Kadın ve adam elle gömüyorlar. Ben de böyle çatal bıçakla. Hepsi öyle yemiyor ama büyük çoğunluğu Malezyalıların elle yiyor. Şu tabağı şimdi ben gömeyim, bak elime de bulaştı. Elle yemeyeceğiz, direkt elimize bulaştı. İlahi adalet. Evet, yemeğimi yedim. Bu arada fiyata bedava su da dahildi. Çok iyi. Su makinesi koymuşlardı. Çekmeyi unuttum. Şöyle bir şey gördüm dostlar. Bakın, kokonatta yemek yapıyorlar burada. Galiba geleneksel bir Malezya yemeği. Şu anda bir şey pişirilmiyor ama mutfağı görünce göstermek istedim. Akok Royal diye bir yemek. Bilmiyorum nasıl bir şey. Yeşil böyle bir şey pişiriyorlar içerisinde. Burada da galiba buranın meyve suyu satan manavı var. Herkes akşamın hazırlığı içerisinde. Gündüz buralar böyle çok sakin. Ben açıkçası bu sakinlikle sizlere göstermeyi tercih ettim. Çünkü ben kendim böyle sakinken seviyorum burayı. Nasıl o köy havasını, kasaba havasını burası sakinken hissedebiliyorsunuz. Şimdi size bir sürprizim olacak. Buradan KLCC'ye doğru, yani Twin Towers'a doğru yola koyuluyorum. Şöyle gidelim bakalım. Bu arada binalara bakar mısınız? Bakın burada bir seyyar satıcı gördüm. 4 tanesi 1 ringgit'e böyle kızartma satıyor. Yine 6 tanesi 2 ringgit'e farklı kızartmalar. 3 tanesi 2 ringgit'e. Yani böyle 20 sente falan şu kızartmalardan satıyor. Çok çok ucuz. İçerisinde ne var bunların bilmiyorum. Malaca yazdığı için her şey. Ama ilginç yani. Burada çok ucuz satıyorlar. Hello. Bakın ablamız hatta şöyle pişiriyor burada. Muz var. Muzu kızartıyor. Banana. This one banana. Ah, this banana. Banana fried. Ah, fried yeah. Banana. And the other ones are vegetable. Vegetable. Nice. Sweet potato. Sweet potato also. Looks good. Thank you. Terima kasih. Yes, ama. Bu arada Malezya'da insanların %90'ı çok güzel İngilizce konuşuyor. Gördünüz teyzemizle nasıl konuşuyor öyle. Tatlı tatlı hemen cevap veriyor kadın. Eski bir İngiliz sömürgesi olduğu için burası dostlar. Herkes akıcı bir şekilde konuşuyor. Aslında İngiliz sömürgesinden de ziyade ilk olarak buraya Portekizliler geliyor. Portekizliler sömürüyor 1500'lerde. 1641'de Hollandalılar geliyor. En son İngilizler geliyor ve İngilizler 1957 yılına kadar, Malezya bağımsızlığını kazanana kadar bu ülkeden çıkmıyorlar. 1957 yılında
Malezya bağımsızlığını kazanırken de tek bir şart koşuyorlar. Diyorlar ki İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesi olarak kalacaksınız. Yani bu İngiltere'nin modern bir şekilde ülkeleri aslında sömürmeye devam etme stratejisidir. İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesi olarak bırakıyorlar Malezya'yı ve Malezya o şekilde bağımsızlığını alabiliyor. O yüzden bugün halen daha ülkede herkes çatır çatır İngilizce konuşuyor. Çocuklar çok küçük yaşlarda, henüz 5-6 yaşında okullarda İngilizce öğrenmeye başlıyorlar. Ve gerçekten İngilizlerin bıraktığı iyi bir sistem olduğu için burada hepsi akıcı bir şekilde en yaşlısından en küçüğüne kadar İngilizce konuşuyor. Şöyle köyün sonunu da göstereyim bu arada. Bakın burada içecek satan abilerimiz var. Buraya dair iced tea, mangodan yapılma içecekler vesaire satıyorlar. Çok güzel duruyor ya, otantik duruyor ve hemen şurası Petronas İkiz Kuleleri dostlar. İnanılmaz. Gördüğünüz en modern köy olacak burası büyük ihtimalle. Gelip görürseniz bir gün. Hemen şurada muz ağaçları varken, tahtan evler varken burada bir üst geçit direkt olarak Petronas Kulelerine gidiyor. Şimdi bu üst geçitten geçerek Petronas İkiz Kulelerine gidip bir Türk arkadaşım ile buluşacağım. Manzaraya bakar mısınız ya bu arada? Yemyeşil. Ve şöyle manzarayı göstereyim. Kim der ki köyden buraya geldim. Bakın. Devasa bir köy bu arada. Ben bu kadar büyük beklemiyordum. Şuralara kadar gidiyor. Hemen şurada insanların devasa bahçeleri var ve Petronas karşınızda. Şehrin en güzel konumu. Mükemmel bir şey ya. Gerçekten buradan Malezya hükümetini tebrik ediyorum. Burası akşamları dostlar rengarenk bir hal alıyor. Hello. Işıklarla bu köprünün tamamını aydınlatıyorlar ve tıklım tıklım oluyor. Böyle farklı bir mimari. Malezya'da bu tarz mimari yapılar çok fazla. Şehre farklı bir hava katmak için bu tarz yapıları fazlasıyla yapmayı tercih etmişler ve gerçekten de başarılı olmuşlar bence. Şehrin ortasından geçen bir nehir. Ve hemen burada dostlar yine Petronas'ın altında bir mezarlık yer alıyor. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Burası da çok büyük bir mezarlık. Burada da bence insanlara bir şey anlatmak istiyor devlet. Bildiğiniz üzere Malezya şeriat ile yönetiliyor ancak bu şeriat sadece Malaylara var. Burası resmi olarak bir İslam ülkesi. Ve bence burada insanlara anlatılmak isteyen en önemli şey şehrin merkezinde devasa bir mezarlık koymuşlar. Ve bu binaların her birinden baktığınız zaman o mezarlığı görüyorsunuz. Yani neye sahip olursanız olun, burada nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, sonunda gideceğiniz yer belli mesajı veriliyor bence. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel düzenlenmiş, tertemiz bir mezarlık şehrin merkezinde. Petronas hemen karşısında bir köy, hemen dibinde altında ise bir mezarlık var. Böyle ilginç bir şehir aslında Kuala Lumpur. Evet, sonunda geldim. Kız perişan oldu beklerken, ne haber? İyidir. Nasıl gidiyor? Aa, video çekiyorsun. Evet. İyi gidiyor. Öldüm ya gelene kadar. İyi güzel gidiyor. Köy çok güzeldi. Hemen şurada zaten karşıda. Efendim? Öneriyor musun? Bayağı iyi. Evet. Bildiğin Kuala Lumpur'un ortasında köy yapmışlar. Bu arada dün havuzda buluşmuştuk Asena'yla. Dün videoda vardı. Tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Bir ay mı olmuştu senin gezmeye başlayalım? 40 gün oldu. 40 gündür. Tayland, Malezya değil mi? Tayland, Bali, Tayland, Malezya. Malezya. Süper. Hadi gelin. Hadi. Şimdi şöyle göstereyim. Klasik free buslar. Gerçi artık free değil. 1 ringgit karşılığında sizi bunlar şehirdeki her yere götürüyorlar. Hep gösteriyorum videolarda. Saatleri var. Bilmiyorum ne zaman kalkacak. Önce buradan Bukit Bintang'a, ardından da oradan Chinatown'a gideceğiz. Bakalım şimdi birazdan kalkar herhalde. Şimdi bedava otobüsümüze geçiyoruz. Kartımı kapatayım şöyle. Visa kartla ödeyebiliyorsunuz. Artık defalarca gösterdim zaten bunu. 4 farklı hat var bu otobüslerde. Şehrin her yerine gidiyor neredeyse dostlar. Eğer ki buradan Bukit Bintang'a metro ile giderseniz 3 ringgit, bu sadece 1 ringgit. 15-20 cent gibi bir şey yapıyor. 15 cent falan. Şöyle basalım. Okey. Sen de bas bakalım. Nasıl otobüste? 2 ringgit. Birinci. Şehrin her yerine gidiyor işte. Evet, ne yapıyor? Şimdi şehir turu. 6-7 TL falan yapıyor. 6,5 TL. Evet. Çok iyi yani.
Bakalım şöyle. Gidiyoruz şimdi. Şimdi Bukit Bintang bölgesine geldik. Şehrin en meşhur bölgesi. Şöyle bir içecek aldım az önce. 3 ringgit. Burada KK isimli bir market zinciri var. Burası en ucuz market zinciri. Aynı böyle 7-Eleven gibi, diğer süpermarket zincirleri gibi her yerde bulabiliyorsunuz. Şimdi buradan bir otobüse daha bineceğiz. Yine 1 ringgit karşılığında, yani 6,5 TL karşılığında buradan Chinatown'a doğru yolculuğumuz başlayacak. Daha şimdi çekmeye başladığı için boşa gitti. Hi guys, what's up? I can do again. Ne haber dostum? İyidir. Muhammed'le buluştuk dostlar. Muhammed bir aydır burada, geziyor da. Evet, bir aydır Malezya'dayım. Malezya benim Asya'daki ilk ülkem. Fakat buradan önce Balkanları bitirdim. 4 ay boyunca oralardaydım. Şimdi bu gördüğünüz hostelde bir aydır gönüllü olarak çalışıyorum. Burada son günlerim diyebilirim. Şehir değiştireceğim artık. Şehir hayatından biraz sıkıldım. Biraz adalara doğru, doğaya doğru gitmek istiyorum. Yani. Ne kadar bu hostel normalde geceli? Kanka, farklı odalar var. Karışık oda, dormitory, big dormitory, 14 kişilik oda var. Bir gecelik 28 ringgit. Bazen pazarlık yaparsan indirebiliyorlar. Özel odalar var, 40 ringgit, 60 ringgit. Single odalar var, 40 ringgit. Aynen, single odalar. Özel odalar işte, 40 ringgitten aynen, başlıyor o zaman aynen. Yani. İyi. Arkadaşlar, burası bu arada Chinatown'da bir yer. Hello guys. Hello. Şöyle göstereyim, burası da hostelin ortak alanıymış. Bakalım burada bir yere oturacağız şimdi. Merhaba, hey guys. Merhaba. nasılsın? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Türkçe biliyor musun? Dur, ölme, ölme. Adam iptal oldu. Now I forget my Turkish. Türkçe buraya kadardı. Where are you from, bro? Tanzania. Tanzania? Ah, nice. Yes. How do you know this? Kok mason mes buk shafa. Kralda yuzen ansanca. How do you know this? I know, I've been to Turkey before. Ah, nice. How long time did you stay? 2 weeks. In 2 weeks you learn all of this? No, I went to a Turkish school. Oh. Yeah. Okay. So I know a bit of Turkish. Perfect. No bad. Görüyorsunuz, Türkiye sevdaları her yerde. Adam İstiklal Marşı'nı okuyor ya. You know, burası da dostlar bu arada bir seçenek. Böyle daha ne diyeyim, hostel gibi bir yerde kalmak isterseniz biraz daha böyle şehrin ne diyeyim sakin bölgelerinden bir tanesinde böyle seçenekleriniz de mevcut. Okay, just a little bit. Ona bana basila. Güzel mi güzel mi hiç mi kulema. Güzel mi kulema. Güzel mi kulema. Ortam avukat mısınız? Tanzanyalı adam Türkçe şarkı söylüyor. Benim hayallerim saçmalık seviyesi. Benim rüyalar. Çok iyi o seri ama yani. Aynen, benim rüyalar. Şimdi dışarı çıktım dostlar. Karşımızda Kuala Lumpur'un en yüksek binası var. Bu bina Malezya'nın kurucu liderini sembolize ediyor. Şöyle göstereyim. Elinde 50 ringgit var ve bakın Malezya'nın kurucu lideri burada karşıya doğru selam veriyor. O selamı sembolize etmek için binanın tepesini bu şekilde yapmışlar. Çok merak etmiştim neden böyle olduğunu. Böyle ilginç bir sebebi varmış. Bakar mısınız? Onu andırması için böyle bir tasarım var binanın. Malezya'nın kurucu lideri bu arada Tunku Abdurrahman dostlar. Ülkede seviliyor ve onun anası da böyle bir şey yapılmış. 1957 yılında Malezya'nın bağımsızlığını almasını sağlayan liderleri. Ve Malezya'nın en yüksek binası onu sembolize ediyor. Güzel yani, çok güzel diyorlar. Bu arada bulunduğumuz yerde şöyle bir yer. Arka sokaklarda şehri keşfetmeye devam ediyoruz. 3-3. Şimdi burada yer alan bir pazara geldik. Burası aslında bir gece pazarı dostlar. Burada sebze, meyveden tutun, yemeklere kadar her şey satılıyor ve çok uygun fiyatlara yiyebiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Tanesi 3 ringgitten şöyle şeyler alabiliyorsunuz. Bunlar işte tofu'dan yapılma, böyle etten, sosisten yapılma şeyler genelde. Kızartıp size veriyorlar direkt. 3 ringgit 18 lira, 20 lira gibi bir şey yapıyor şu anda. Bakın yaklaşık 1 dolar karşılığında bu şekilde meyveler alabiliyorsunuz sokakta. Tayland'da da vardı bu olay. Burada da var aynı şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Şunların ortalaması 1 dolar. Şöyle tavuk kanadı var. Ne bileyim yine tavuktan yapma şiş tarzı bir şey var. 5 ringgit ortalama 1 dolar ila 2 dolar bunlar. Burada direkt kızartıp size veriyorlar dostlar. Yanında hemen şöyle bir şey gördüm. Dumpling Çin mantısı. 10 ringgit karşılığında yine burada yiyebiliyorsunuz. Abimiz hamuru açıyor direkt. Şöyle göstereyim yakından. Bildiğin gözleme ya. Burada açıyorlar, veriyorlar. Gayet güzel oluyor. İspanaklısı var mı acaba? Var. İspanaklı yapıyor orada direkt.
Bak şu ıspanaklı galiba. Bakın jackfruit meyvesi dostlar. Kocaman böyle kesmişler. Burada satıyorlar. Bu da 2 dolardan satılıyor galiba bu taraftakiler. Bakar mısınız meyveye? Çok ilginç bir meyve. Dışı böyle dikenli aynı durian gibi. Her yerde satılıyor. Özellikle Malezya'da çok tüketiliyor bu meyve. Hemen Azler'de de aynı ona benzeyen durian meyvesi. Durian daha pahalı. Şu kadarcık şey 38 ringgit gitmiş. Yaklaşık 9 dolar yapıyor galiba. Fiyatı çok yüksek ya durianın. Her yerde çok böyle. Çok yüksek, bir de yerel halk sürekli seve seve yiyor. Yani biliyorsun çoğu çok insan seviyorlar. Beğenmiyor. Ha ben de denedim. Çok beğendim diyemem ama çok da kötü değil. Ama farklı fiyata, tadı var. Fiyata bakılırsa çok var. Pahalı. Ama demek ki zor elde ediyor. Evet. Az elde ediyor demek ki. Ama her yerde böyle. Yine bakın bu şekilde sokak yemekleri, chicken nugget'lar, sosisler, peynirler hepsi burada. Kızartma ürünleri bu şekilde satılıyor. Bu sokak böyle bir yer dostlar. Her yerde sokak yemekleriyle meşhur bir nokta aslında. Burada da koyun eti satıyorlar. Direkt burada barbekte pişiriyorlar. Siparişinizi veriyorsunuz galiba 4-5 dolarlara yenilebiliyordu. Öyle hatırlıyorum. Geçen sefer görmüştüm. Şöyle yakından göstereyim. Bu arada Çin restoranları burada domuz eti de satıyor. Ülkede şeriata sadece Malaylar tabi olduğu için birçok yerde domuz eti de tüketiliyor yaygın bir şekilde. Hemen şurada da bakın Tay restoranları ve farklı mutfaklarda yer alıyor sokak boyunca. Genel Malay yemekleri, farklı farklı yemekler çok ucuz fiyatlardan satılıyor burada. İstediğiniz şeyi uygun fiyatlara alıp tüketebiliyorsunuz. Saat erken olduğu için şu anda biraz daha yenilesi aslında. Her yerde geceye bir hazırlık var. Bugün pazar günü ve pazar günü olduğundan da insanlar buraya akın akın geliyor haliyle. Asıl olay akşamlar olduğu için buranın dostlar, insanlar daha yeni dükkanlarını açıyorlar, hazırlık içerisindeler. Abilerimiz size yemek satmaya çalışıyorlar gibi, yani Tayland'da olduğu gibi. Bakın bu da fishbowl olarak geçiyor dostlar. İçerisinde ahtapot, yengeç veya deniz ürünleri oluyor genelde. Tayland'da çok satılıyordu. Şu da dumpling, Çin mantısı. Her yerde satılan klasik yemekler burada. Rengarenk bir sokak yemeği gördüm. Galiba yine mantı tarzı bir şey. Bakar mısınız? Pembe, sarı, gri, yeşil. Farklı farklı renklerde böyle ilginç bir yemek. Yanda da tofu tarzı bir şeyler yapıyorlar ama ne olduğunu gerçekten anlayamadım. Burada gördüğüm en ilginç tezgah olabilir ya burası. Hemen burada da brokoli şiş bile satıyorlar. Bakar mısınız? Brüksel lahanası, brokoliler falan hepsi şişte satılıyor. Buradan dediğinizde siparişini veriyorsunuz. Direkt size pişirip teslim ediyorlar anında. Bakın şurada dalak gibi bir şey var böyle. Bütün kare kare kesmişler bir de. İlginç sokak yemekleri. Evet dostlar, burası da şehirde ucuza yemek yiyebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Yine şiş satan abilerimiz var. Burayı da göstereyim de video bitirmeden önce çünkü yolumuz düştü buraya geçerken. Nasıl pazar? Kanka çok güzel pazar. Sürekli zaten bir aydır burada olduğum için zaten sürekli buraya girip yani çıkıyorum. Her gün alıştığımız için yemeklere falan da alıştık bulmaktan. Güzel ama güzel. Şehirdeki uygun yerlerden güzel. Bir tanesi yani. Yani zaten meşhur yerlerden biri burası. Evet dostlar, buraya kadar güzel, keyifli bir video oldu. Malezya gezdik, Kuala Lumpur'u gezdik. Fiyatlar hakkında konuştuk, burada ilginç bir köye gittik ve son olarak burada da kapanışı yapayım dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Dostlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olun ve beğeni atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.